Kendimin dibindeymiş de modifiyeci. Bir daha çıkayım dedim la alt üstü. Güzel yolmuş la buraa. Vazgeçtim. Manzaraya bak oğlum. Ne magandalık yapılan la buraya. Buraya çıkacağım. Bir şey patladı. Kimse de geçmiyor ki alnının ortasına sıkayım. Evet, oyunlardan niye zevk alamıyorum? Cevabı çok açık ve belli. Çünkü herkes yapıyor beyler. Önceden oyun yapan sadece belli firmalar var. Dandirik üniversitelerde okuyan dandirik öğrencilerin düşmüyor. Neden düşmüyor? Çekiş gücüne bak la. Maşallah dediğim iki gün yaşamıyor. Çıkar mı orayı, çıkar mı bari? Çık. Ha yine durdu. Koy süpürge reklamını oynasın. Artık her dandirik üniversitenin, her dandirik öğrencisi, her dandirik hocasını memnun etmek için. Tam aşağı in. Dandirik oyunlar yapıyor. Bana bu zevki vermiyor. Dağdan atlama simülatör sana bir tane paraşüt veriyor. İki tane daha seçeneğin var. Oyun 24 lira. Yeni çıkan oyunlarda bundan başka hiçbir şey yok beyler. Hepsi bundan ibaret daha. Zaten günde 100 oyun çıkıyorsa 98'i simülatör oyunu oluyor. Hepsi de aynı motorla yapılıyor. Aynı grafikleri kullanıyor. GTA'nın her oyunu niye ayrı oyun? Oha! Benim motoru gidiyor. Kendi kendine gidiyor motor. Nereye gidiyor? Üf. Her şeyin sonu niye ölümle bitiyor ya? Senin ızdırabına başlarım ama. Yavaş. Tut. Aferin. Gerizekalı. Çık şu yola. Öyle değil. Ölüyorsun, geberiyorsun, sonra ben uğraşıyorum lan. Bak ya. Rahatladım lan. İnsanlar neden GTA'nın her oyununu ayrı ayrı seviyor? Neden herkes bütün oyunları seviyor GTA 4'ün renkli oralaması hariç? Neden herkesin bir favorisi var? Neden her sene sürekli oynuyorlar? Çıkardıkları boktan triloji şeyi bilin. Niye milyonlarca oynanıyor? Senin ananı. Ay anan. Gideceğim yere kadar dayan. Hiç yaptırmaya uğraşmam. Yeni motor alırım. Para da kasılmıyor oyunda. Kırkılda bir giriyor. Şuna bak. Kego motoru gibi oldu oğlum. Deri sakalı atıyor. Ben neden küçükken Atari'den oynadığım her oyundan zevk alırdım? Saatlerce başından kalkmazdım. O makineler neden senelerce dayanırdı? Senin var ya, hak ettin oğlum. Kız değil mi işte? Ya itlerin yüzünden polis arıyor ya. Gereksiz insanları öldürünce niye polis arıyor oğlum beni? Tamam, bataryaları ısınıyordu ama patlamıyordu. Şimdi elinize alıp oynadığınız iPhone'un, Samsung'un falan patlamayacağının bir garantisi var mı? Çok gördük patladığını. Peki mobilde oynadın Allah. Peki mobilde oynadığınız aptal saptal oyunlardan zevk alıyordunuz mu? Üf. Şimdi bütün hayalimi gerçekleştirebilirim. Şimdi şöyle. Şerefsiz. Yan geber orada, itin oğlu. Vur lan şuna. Ha işte o oyunların grafikleri aynı, oynanışı aynı. Oyunun bir konusu, bir amacı yok. Kendin oynadığında hiçbir şekilde eğlenemezsin, hiçbir şekilde gülemezsin. O oyunun yapılma amacı YouTuber'lar oynasın, yayıncılar oynasın. Düşüyorsan sahilde ne yapıyorsun mal? Dalga mı geçiyorsun be? Başımıza ne işler geldi bir motor yüzünden. Lan arabayı niye oraya bıraktın oğlum? Koysana şuraya ya. Sabır. Ki ben o videoları yayınları izlerken falan da zerre zevk almıyorum oğlum. Buna binemiyoruz mu oğlum? Çok canım çekti ya, veya şuna. Oh. Yak sigarayı baba şurada. Üf. Oyunlarım bana bunu vaat etmesi lazım. Ben istersem oyunda alkolik olurum, ayyaş olurum. İstersem giderim motora binerim. Uzunları açarım inerim. Yanmıyormuş ama sıkıntı yok. İstersem gelirim burada yalnız başıma, denizi seyrederim, manzarayı seyrederim. Ve sigara bağımlısı olur. Oyun yapıyorsanız bunu bana vaat etmeniz lazım. En azından bunun onda birini vaat edin oğlum. Steam'de çıkan 24 liralık oyun dünyasını salladı. Senenin oyun ödülünü alması bekleniyor. Oyunda bir eli kontrol ediyorsun. El bir şeyleri tutmaya çalışıyor. Şak diye düşüyor. Kaldırmaya çalışıyorsun, tutmuyor, geri düşüyor. Bundan zevk alan insan enayidir oğlum. Oyunda hile yapabiliyor musun? Ziyadesiyle. Peki ne hilesi yapıyorsun? 120 milyon dolar bankada param oldu. Gerçek hayatta bir boka yaramıyorum. Hiçbir şeyim yok. Bari oyunda olsun. Engelli eli kullanınca benim elime bir şey geçmiyor. Burada bir yerde dağ vardı oğlum. Ben ona çıkıp peşmerge olacaktım. Ama senelerdir beklediğim bir oyun var. Umarım çıkar. Hiç zannetmiyorum ama bok gibi de olsa, çok güzel de olsa oynayacağım onu. 300-400 lira mı? Torrent'ten indirmeyeceğim bu sefer. Basacağım, parayı alacağım. Gerekirse bir iç organımdan vazgeçeceğim. Büyük ihtimalle böbrek hem de sağ. Selamun aleyküm. Tamam siz konuş. Bak gerizekalı, özürlüğe bak. Bak süzüp duruyorsun bak. Pardon. Al telefonu al. Abi ya. Senin ağzına. Kendi kendine ne böbürleniyorsun? Bu ayda 200 dolar vermek istemiyorum. Çok az param kaldı. Lan.
Oyun çok gerçekçi ya. Bu kadar olmasına da gerek yok. Şurada durak da bari. Jumbo Kardes falan anlarız. Biraz geriye gel. Bu oyunun bana heyecan vermesi için ya CS'deki gibi gerçek silahlar olacak. Valorant'taki gibi çıkarıp vandalla vurmayacağım adamları. Karton silahla vurmayacağım. AK olacak, M4 olacak, Deagle olacak. O beyninin patladığını hissedeceğim. Ya da GTA'daki gibi özgür olacaksın oğlum. Her ne kadar yarım saat bana prolog oynasa da online'a girmek için. Veya GTA Vice'de indiririm oğlum. 1 milyon tane mod var. Olmasa bile iyi. Ya en mantıklısı San Andreas girerim oğlum. Oyunda yapacak şey hiçbir zaman bitmiyor. Boktan bir grafiği var ama harika bir grafiği var. İşte bu yüzden zaten oyunların farkı oluyor. Bu yüzden zaten zamanında Mario ile 1000 tane aynı oyun arasında farklılık vardı. Bu yüzden Mario öndeydi. Bu yüzden insanlar eski paket sigaraları istiyor. Bu boktan şeyleri istemiyor. Ne zaman sabah oluyor lan? Normalde sabah oluyor. Bak enayi arkadaşını bırakmış buraya gelmiş. Böyle bir yerde yaşıyor. Elinde 1 milyon tane fırsat var. Oturmuş burada Clash of Clans oynuyor. Millet anlamak zor. Beyler ben Atari zamanından beri 15 sene falan oldu. Crash'te oynuyordum annemle beraber. Hala her hafta oynuyorum düzenli. Ve hala son bölüme gelemedim ama hala zevkli. Bu arada demin çıkmasını bekliyorum dediğim oyun Hızlı ve Öfkeli 3'ün oyunu. Bir umut. Oyunlardan zevk almıyorum diyen insanların yanına gidinizde de GTA 5 olsun. İkinizde de CSMS olsun. Üstünden minimum 10 sene geçmiş oyunları bulun oğlum. Eğlenceli işte bu. Buldunuz mu oyunlardan zevk almıyorum diyen adam? Aranızda konuşacak bir şey olsun. Bir muhabbet konusu olsun. Kara hız da olur. İndirin GTA 5 hilesini. 1 milyar parayı çekin hesabı. Hesabı 100 level yapın. Alın motorları veya tılları, çıkın offroad yapın oğlum. Oyun çıkalı kaç sene oldu hala zevk veriyor. O zevk vermiyor mu? Gir CS'ye. 1 milyon tane ayrı tip var. 1 milyon tane ayrı memleketten adam var. Trolleyin, ciddi oynayın. Kafanıza göre illa ki zevk alacaksın. Gidip enayi gibi LoL oynamayın da. Tamam, bu kısmı anladığınızı varsayıyorum. Her ne kadar uykusuz olup anlatamasam da ben. Bak şimdi. Hayat bu oğlum işte. Gerçekliği anlayı götün yemiyor bunu. Oyunda yapman lazım. En önemli konuya geçiyoruz. Bana göre en önemli sebep de bu. Videolar ve yayınlar. Eskiden yeni oyunlar güzel oyunlar çıkınca millet birbirinin arasında konuşurdu. Cümle doğru mu oldu lan? O zamanlar Facebook çok ünlüydü oğlum. Insta veya VP değil. Sürekli bir şekilde yeni ve kafan uygun biriyle tanışabiliyordun. Oyun oynayacak bir adam oluyordu. Şimdi herhangi bir oyuna gir. Karşılaşacağınız 10 kişiden 9'u yayın yapıyor, biri de video çek. Konuşmaya çalıştığında da kimsenin muhabbet edecek bir şey yok. Bak. Ta oğlum uç hadi uç! Uç! Uf! Ölmek bile zevkli lan şunun. Tabi istediğim daha bulamadım. İnternette arattım yine bulamadım. Neyse işte yeni oyun çıktı. Onun hakkında konuşuluyor. Kaldır şurada bön. Geri takla. Oh be! İyi motor düşün. Sıçacağım bugün kendime. Dur gevurun oğlu bir yerde dur bari bir dur. Gidiyor. O oyunu almak için can atardın o. O zamanlar torrent yaygın değildi, Steam yaygın değildi. Eşek gibi CD ile almak zorundaydın oyunları. O insan bunu sevmiyor gibi yapıyor ama aslında harika bir şey. Oyunu böyle eline almadıkça hiçbir manası kalmıyor. Benim böyle yüzlerce CD'm var. En son ne almışım? Dragon Age 2. Oynayamadıydım, biraz zor oyundu. Biraz zevk veriyordu. Gidip o tarz dükkanlarda arkadaşlarınla saatlerce vakit geçirebiliyordum. Kanka Steam'de yeni bir oyun çıkmış gördün mü? Bok gibi izledim ben onu. İzlediğiniz videolarda, yayınlarda adamlar oyunu kötülüyor. Oynamayı bilmiyor, zevk almayı bilmiyor. Eskiden Twitch'in de bir haysiyeti vardı. İşini sadece iyi yapan adamlar iyi izleniyordu. Şimdi herkes izleniyor. Dolayısıyla hiçbir şeyden zevk alamıyorsun. Bakın dediğimi deneyin. Bir ay boyunca sadece beni izleyin. Başka hiçbir kanalı izlemeyin. Oyunlardan aldığınız zevk, yaptığınız her şeyden aldığınız zevk çok çok daha artacak. Tam 2-3 sene falan oldu. Ben ne Insta kullanıyorum, ne adam akıllı VP kullanıyorum. Murat abi haricinde izlediğim biri de yok adam akıllı. Bunları yanmayı bıraktım bırakalı o kadar rahatım, o kadar da eğleniyorum ki her şeyde. Yeni çıkan oyunları oynamanıza gerek yok. Eski oyunları indirin. Zaten amatör mod yapımcılar oyun yapımcılarından çok çok daha güzel işler yapıyor. Allah rahmet eylesin. 07-2049 sessiz değil mi? Ne alaka? Gece mece bunlar canlanıyor mu la? Hiçbir fikrim yok. Ve son diyeceğim şey, artık öldüm yorgunlukta. Herkesin oynadığı oyunu oynamanıza gerek yok. Oğlum milyonlarca insan Valo oynuyor, CS oynuyor, LoL oynuyor. Buralarda hesap kasayım, başka bir şey oynarsam boşa gider ya diye düşünmeyin. Ben geçenlerde boktan bir Garfield oyunu oynadım. Fazlasıyla güzeldi, fazlasıyla garipti. Bu tarz oyunlar hiçbir zaman çıkmadı, daha da çıkmaz beyler. O yüzden sevdiğiniz şeyleri kendiniz bulun, kendiniz yapın. Son kez şuradan uçup bitiriyorum oğlum. Sıçtı. Üf. Nasıl durmuş lan?